Vadide korkacak bir durum yok. Keyfini çıkalım. Bulutların üstüne çıkacağız evet. Yani abi. 1600 metre tırmanacağız. Gece derin gözüküyor. Biraz sallanıyor çünkü hiçbir şey görmeden gidiyoruz. Ay, ay çok yüksekteyiz. Şu anda evet Silikli Gölü yukarıdan görüyoruz daha önce. Göynük'e gideceğiz arkadaşlar. Göynük'te yemek molamız. Vadide korkacak bir durum yok. Keyfini çıkalım. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, part 2 olarak devam ediyoruz. Şu an Göynük'teyiz ve turun tam ortasındayız. Burada bir yemek molası vereceğiz. Telefonları şarj edeceğiz, drone'u şarj edeceğiz. Şimdi karnımızı doyurup biraz enerji toplayıp sonra tekrar doğanın içine doğru yola çıkacağız. Sol tarafta görmüş olduğunuz tarihi hamak. 1300'lü yıllarda yapılmış, milattan önce. Anadolu'da şu anda yapısını tamamen koruyan tek yer burası. Kim yapmış abi? Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılıyor. 2000'li yıllarda bir restore yapılıyor. Hayırlı işler. Hayran abi o değil de %5 şarj kaldı bizim. Allah da şarj edeceğiz. Şimdi şeyde konak bahçesindeki restoranda şarj edeceğiz. Akşemsettin Fatih Sultan Mehmet'in hocası. Akşemsettin. Kürbesle maksat yapsa Akşemsettin camisi yedebilir ama Gazi Süleyman Paşa camisi burası da. Taş cami. Bak şu yemek yeri hiçbir evet. Turda yok abi. Yani onu söyleyebiliriz. Teşekkürler. Arkadaşlar bir masa daha yemekler gelmedi hani bunlar. Ya şimdi herkesin yemeği o tabakta gelecek bir tabağında. Evet aşkım nasıl buluyorsun turu? Hazır burada tur sahipleri de varken. Baskı altındayım o yüzden güzel diyeceğim. Ekmek almak isteyen. Abi o kadar çok şey var ki masada insan ekmekle karnını doyurmak istemiyor. Şöyle. Arkadaşlar daha yemek gelmedi öyle söyleyeyim bunlar. Başlangıçlar. Bolu'nun Göynü'nün özellikle yöresel yemekleri çok meşhur. Hani genelde sarma yaprağı Tokat şeyde çok meşhurdur ama buranın sarması evet güzeldir inanılmaz. Evet ana yemeğimiz de geldi. Çok iyiydi. Yani Göyne'ye yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın. Değil kesinlikle. Mi? Yani yemekler enfesti. Çok güzel böyle yöresel yemekler vardı. Her şey çok lezzetliydi. Çok da güzel ağırladılar. Molamız bitti. Bitti şu an. İki gibi. Evet. Üçüncü parkur. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Çubuklu Gölü ve Çubuklu Yaylası'na doğru yola çıktık. Burası Çubuk Gölü. Evet arkadaşlar şu an Çubuk Gölü'ndeyiz. Evet. Gördüğünüz gibi doğa muhteşem. Çubuk Gölü, Çubuk Yaylası burası.
Gerçekten çok güzel bir göl. Biraz tedirgin hissediyorum. Epeyce derin biraz gözüküyor. Biraz sallanıyor çünkü. Bugün doğaya doyduk resmen. Değil mi? Ki daha bitmedi. Bundan sonra daha yaylalar ve göller de var. Özellikle son duracağımız yer bir önceki Sülüklü Göl'de durduğumuz yerin tepesi olacak. Evet, orayı çok merakla bekliyorum. Birazdan karşıya görmüş olduğunuz kanyona tırmanacağız. Sonrasında Davlumbaz Yaylası ve meşhur Sülüklü Göl Tepesi. Bulutların üstüne çıkacağız evet, yani abi. 1600 metreye tırmanacağız. Günün en yüksek bölgesi. Geldik abi. Çubuk Yaylası. Abi bizi kandırıyorsunuz değil mi? Nasıl olsa sisli diye. Mesafe görünmüyor. Çubuk Yaylası. Evet arkadaşlar, burası Çubuk Yaylası. Yaylasını geçtik. Nasıl manzara aşkım? Manzara yok. Mutluluktan bulutlardayız. Bulutun içindeyiz. Vallahi bulutun içindeyiz. Niye suyumuz uyudu? Zaten aralarda güç toplamak için uyuyor değil mi? Evet, arabada yerde. Arabada uyuyor, yaylalarda cozutuyor. Çok hareketli zaten, abonelerimiz biliyor. Ay Deniz, burayı nasıl gösteririz? Şu an buradan bile korktum. Aman Allah'ım. Geçen aşağıdaydık işte. Evet, ay. Ay çok yüksekteyiz. Şu anda evet, Sülüklü Gölü yukarıdan görüyoruz daha önce. Biliyorsunuz şu kenarlarda bir yerlerde oturuyorduk. Şimdi zirveden bakıyoruz. Burası Davlumbaz Tepesi. Aşağıda Sülüklü. Davlumbaz Tepesi'nde kahve keyfi diyorsun abi. En son Türk kahvesi burada. Zirvede bırakıyoruz. Bu güzel manzarada. Üç kişiye daha gidecek orada. Kahve, Türk kahvesi. Oh, cips mi verdiler benim fıstığıma? Güzel mi? Değil mi? Aran abi Ayetizi Safari'ye çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Türk kahvesi de burada manzaraya karşı müthiş oldu. Burası terapi. Terapi yeri. Yani evet. Birçok yer öyle. Doğa zaten insanı böyle bir iyileştiriyor ama özellikle bu bulunduğumuz yer, şu derinlik, hani manzara insana ciddi anlamda şu an bulutlu görmüyoruz. Gökyüzü de açık olsa aynen o karşısı da çok güzel. Karşı tarafta Tırsan geçidi var. Tam 2-3 vadinin aslında birleşme yeri. Böyle 1 metrelik patika yollar var. Sağlı sollu uçurum ve buradan daha derin. Köylü de oraya tırsan geçti. Tırsmaktan geliyor yani. Tırsan geçti diyorlar oraya. Öğlen sıcağında mesela göl mavidir. Akşam üzeri böyle yeşile çalar. Böyle sürekli bir renk değiştirir. Yağmur yağdığında şu hemen karşısında Çarşak Deresi var. Hongurdak'ta derler. Oradan böyle yağan biller falan hemen derenin gölün rengini değiştiriyor. Sarıya çeviriyor. Çok eski ismi Sarı Göl. Sonrasında Sülüklü tam o böyle sarıya döndüğü o şey yaptığı zaman çok güzel olur. Tabii. Böyle acayip bir sarı oluyor bir de. Yeşilin içinde böyle sapsarı oluyor.
Sonrasında ismini değiştiriyorlar. Sülüklü Göl koyuyorlar. Çok sülük varmış. Daha sonra da alabalık atıyorlar. Şimdi sülük yok. Sülük yok. Adı, evet, adında adı sülük. Tura katılanlara hediye de var yani. Evet, yemekleri güzel. Hediyeleri var. Bugünün anısına. Teşekkür ederiz abi. Savaş. Almayan var mı? Hediye almayan. Ben. Yo, aldı aldı abi aldı. Kaç tane var? Adını bile yazdım. Sağ olun var olun katıldığınız için. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, Mia'mız uyudu. O artık dayanamadı. Geç uyuyup çok erken uyandık ama böyle temiz hava çok güzel geldi gerçekten. Bu arada ilk videoda unuttuk arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Ayrıca videomuzu beğenip bir de yorum yaparsanız bizden mutlusu olmaz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İsmail abi nereye geldin? Gelerek. Çok kısa ve açıklayıcı bir cevap aldım. İsmail abi daha kameralara alışık değil. Ya kamera mı çekti? Evet İsmail abi. İnternette evet. İzleneceksin. Öyle gelmiş bulunmaktayız. Ne kadar güzel oldun öyle mi ya? Yaşlar arkadan düşmesin Mia'dan. Mia. Mia'cığım gel. Tamam, ha, geçebilir mi Deniz? Deniz geçiyor kafası. Geçmez ama. Geçmez aşkım. Deniz korkuyorum kafası geçiyor. Tamam gel. Hadi gel. Tamam. Hadi git abi. Hadi. Fal kim bakıyor? Aa var mı ya fal bakar. Abi onu da şey fena atarım. Ya. Abi bence şey dersin İsmail abi bakar bana. Kadınlar dersen. Ay. İsmail abi çözer okumayı. Ama çok lazım. Bu bu hizmet varsa abi. O ekstraya gir abi. Tabii çok iyi olmaz mı ya? Bizi izledin. Ben sizi izledim. Bizi izledin. çok yorulduk. Evet. Bizi izledi. Hazır mısın? Bizi pozisyon buradan.